Hiçbir ayrım tanımadan birbirimizin ahbabı olalım ve hep birlikte dünyayı güzelleştirelim fikriyle sevgi ve gerçeğin peşinde tamamen gönüllü olarak yola çıktılar. Şefkate muhtaç binbir zorlukla yaşamak zorunda kalan sokak hayvanlarını sokak ahbapları ilan ettiler. Yiyecek, su, barınak, tedavi, şefkat ihtiyaçlarına koştular ve hayatlarını iyileştirebilecek kalıcı çözümler, projeler üretmek için harekete geçtiler. Ahbap yardımları nasıl yapılıyor? Bizlerde para işlemiyor. Biz hayırseverlere ödüller veriyoruz. Ama tatlı ödüller. Ben diyorum ki bu kızımızın bir yıllık, bu ailenin bir yıllık kira ihtiyacı var ama çok iyi araştırmalar sonucunda. Eğer kim ki bu aileye şu parayı gönderir ki parayı aileye de göndermiyoruz. Ya medikal firmasına, ya hastanesine, ya işte kira kontratı yaptığı mal sahibine falan. Kim ki gönderir, ben ona yatta yemek hazırlayacağım. Ve yolluyorlar, ben yata götürüyorum, yatta yemek yapıyorum, onlara şarkılar söylüyorum. Evlerine gidiyorum, kahvaltı hazırlıyorum, akşam yemeği hazırlıyorum. Her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani bir nevi eğlenceli olsun, işi eğlenceli hale getiriyoruz ve iyiliğin bulaşıcı olduğuna inanıyoruz. Çünkü bulaşıyor. Ben Türkiye'nin yükünü kaldıran bir adam değilim. Yani evet, tweetler geliyor, o geliyor, bu geliyor ama yani şöyle bir algı da var. Hani ben bir alternatif kuruluş da değilim. Ahbaplar valiliklerle çalışıyor. Ahbaplar bakanlıklarla çalışıyor. Daha dün Sağlık Bakanlığı'ndaydı. Ahbaplar İçişleri Bakanlığı'yla çalışıyor. Ahbaplar muhtarlıklarla çalışıyor. Biz kendimizi devletten soyutlayan alternatif bir oluşum değiliz. Biz halkla, devletle, hükümetle, muhalefetle hepsiyle birlikte olan insanlarız. Hani bunu burada belirtmekte yarar var. Türkiye'den başlayıp tüm dünyaya açılmaya sağlam adımlarla ilerleyen Ahbap platformu, sevgi ve gerçeğin peşinde koşmaya devam ediyor. Hayal ettiğimiz dünya uzak değil. Gelin